Evet arkadaşlar, Antalya'dan koyunu, keçileri hepsini sattım. iPhone almaya geldim. Aykut Bey, iPhone almak için tam 10 tane keçi sattım ha, haberin olsun. Yürüyüz biz. Evet. Tamam mı? 10 tane keçi sattım. Bakalım 10 tane keçi satarak bir iPhone alabileceğiz mi? Hadi iPhone'umuzu almaya gidelim. Arkadaşlar ben internetten Türkiye'den gelmeden önce ayırtmıştım. Şimdi onu teslim almaya gidiyorum. Ben yine de var mı diye her yere sordum ama hiçbir yerde yok. iPhone bulunamıyor. Şimdi sipariş verdiğim iPhone almaya gidiyoruz. Evet, şu anda Helsinki'de Kampi diye bir alışveriş merkezinde iPhone bayini bulmaya gidiyoruz. Evet, iPhone bayini bulduk. Buradaki bayinin adı Bir Store. Evet, şimdi Finlandiya Helsinki'de Kampi diye bir alışveriş merkezindeyiz. Farklı yerlere iPhone baktık. Geldiğimizde birçok yere sorduk ama hiçbirinde yok, stoklarda yok. Hatta farklı ülkelere de sorduk, hiçbirinde stoklarda yok. Eski iPhone'lar var tabii, 13 falan. Ama iPhone 14 Pro, Pro Max modelleri bulunmuyor. Ben önceden internetten ayırtmıştım. Bu dükkana ayırtmıştım. Şimdi içeriye girip ayırtmış olduğum siparişi teslim alacağım. Evet, benim internetten ayırttığım model şu oluyor. Aynen bunun aynısı. Siyah olarak ayırttım. Bu iPhone Pro modeli. Ben bunun 256 GB'lık modelini ayırttım. Bunun fiyatı şu anda burada. Gösterelim. 128 GB'lığı 1349, 256 GB'lığı 1479, 512 GB'lığı 1739, 1 TB'lığı 1999 Euro. iPhone Pro Max'e geldiğimizde, Pro Max bu. Gördüğünüz gibi daha büyük. Ben büyük modelleri sevmiyorum. Şöyle yakından gösterelim Aykut Bey. Şöyle elime tutarak da büyüklüğünü karşılaştırabilirim. Görüyorsunuz bu. Bu da benim aldığım, benim sipariş verdiğim daha doğrusu iPhone 14 Pro. Gayet şık, tutumu kolay elde, ele oturuyor. Taşımak için bence ideal. Özellikle bunun kamerası çok güzel, kaliteli bir kamera yapmışlar. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi iPhone Pro Max de fiyatını verelim size. 128 GB 1499, 256 GB 1629, 512 GB'ı 1889, 1 TB'ı 2149. Diğer iPhone modellerine de bakalım şurada. iPhone 14. Bu şöyle gösterelim. Evet, bu görmüş olduğunuz iPhone 14 Plus. Bu da iPhone 14 Pro Max de aynı boyutta değil mi Aykut Bey? Şöyle. Evet. Onunla aynı boyutta. Büyük. Sadece bunun farkı şurada çentik var. Diğerlerinde ise iPhone Pro Max'te ise o çentiği şöyle gizlemişler. Gördüğünüz gibi akıllı ada diyorlar buna. Herhangi bir bildirim geldiğinde açılıyor. Dolayısıyla burasını bir işlevmiş gibi kullanabiliyoruz. Bunlar da yok. Bu da iPhone 14. iPhone 14'te iPhone 14 Pro ile aynı boyutlarda. Şöyle göstereyim size. Bunda da çentik var. Fiyatlarına gelelim. Şöyle şuraya göster Aykut Bey. iPhone 14 Plus 128 GB 1189, 256 GB 1319, 512 GB 1579 Euro. iPhone 14'e geldiğimizde 128 GB 1039, 256 GB 1169, 512 GB 1429 Euro. Hi, I want to take my phone. I came to you, Ali Sahin. I said to you I will take. Do you remember? Yes. Okay. Evet, arkadaşa söyledik. Daha önce geldiğimi ve telefon siparişi ettiğimi, onu almaya geldiğimi söyledim. As I said, I want to buy this S tax-free. I wrote.
Thank you very much because you book with my mail this. Yeah. It's very kind because some store didn't make that. Do you have got not now the same phone with white alternative? Maybe somebody didn't buy. No. No. We only have the gold 512 and 1 terabyte. No. Yeah, the 256 is really popular. Yeah, price. I am YouTuber. I need a little more space, but 412 is for me expensive. In our country, euro is very high, and our salary is low, because. Especially this price is very high for Turkish people. Yeah. And this phone is in Turkey double price. Salary is low, price is very high. And do you have your passport or picture? Okay. If any friend want to book like me from Turkey before they coming here, can you book again with me? Yes. Okay. Evet, Türkiye'den gelmeden önce eğer buraya gelirseniz, siz de önceden iPhone'unuzu ayırtmanızı tavsiye ederim. Yani tabii ki dedi, ayırabiliriz diyor. So, 1,400. I will pay cash. Yes. Cash. 4, 5, 6, 7, and 8, 9, değil mi? Sorry, I for carrying little. You can irony. Verdik. Biz sektörü. Telefon kaçtı? Telefon it price 1479. Yes. About, okay. Can you give little information about taking tax as refund? Yes, so you will get the tax refund at the Global Blue office. Yes. With the tax free form that we print out here and the original receipt. And with the sealed package, so we will seal this with a tax-free tape. And you can choose to get the refund in cash or card, but because you paid in cash, the refund will be in cash. Yes. And I think there's a couple of months time to get the refund, so it's not like within next week, but like within 3 months. Can we take here? Yes, you can take it as Stockman. Yes, because Stockman, a friend buy from here. You can take it at the Stockman, there's the 7th floor. Or at least when you're leaving European Union, but after that I think you should be able to get it anywhere else. Yeah. And can you give me a copy extra, because for I think this has got your universal guarantee, I think. Yes, it's a one-year global. Yeah. For tax, I need only one. Eh? Yes. Okay. Can you stamp, because in Turkey important is if I go to any for guarantee. Can you? Yes. Yes, I just need your signature here. Okay. Here, no? Yes, next to the X. Okay.
start with XP. How much will I take? Yes, the return is 221 euros. One. Okay. Thank you. I am. This is for me, nah? You, yes. You gave me extra because yes. Okay. This I will go to this Global Blue. Yes. And I will take as cash. Mm-hmm. After that, I will I think stamp in the custom in the airport, mm-hmm. and later after custom go to I can open my phone. I'm understanding you can open it as soon as you get the refund. So, if they can give you the refund at the Stockman office, then you can just start to use it at the. Really? Yes. That's, I'm not sure. I haven't purchased anything that's free myself. So, I think we should be careful because 220 euro is really high price in Turkey. It mean 18 times high. 1 euro is in Turkey 18 today 19 lira, because. Thank you very much. I am really very happy because I could find this phone here because you booked. I could find, except I am for 1 week here. I couldn't find. Thank you. Evet arkadaşa teşekkür ettim. Türkiye'den bunu bana ayırdığı için çünkü başka firmalara da sormuştum. Ayırmamışlardı. Onlar ayırdı ve hatta ben 7-13 arasında orada olacağımı söyledim ve 7-13'e kadar yazmışlar üzerinde. 7-13'e kadar gelmezsem satılacaktı. Thank you, see you. Şöyle çıkışa geçelim. Evet, şimdi Helsinki'de telefonumuzu bulduk. Çünkü önceden ayırtmıştım. Şu anda özellikle günümüzde, bugünlerde, şu bugün ayın kaçı? 12 Kasım tarihinde 2022 12 Kasım'dayız ve bugünlerde kaç yere sorduk bulamıyoruz. Özellikle iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri bulunmuyor. Kaç yere sorduk? Ben bunu önceden ayırttığım için yazmışlar üstüne çok güzel gerçekten. Bizde olsa belki de fırsatını bulduğu zaman birbirine satarlardı. Üzerine yazmış. Ben o zaman söylemiştim 7-13 arasında orada olacağım. Bana ayırabilir misiniz diye üzerine yazmışlar. 7-13 arasına kadar eğer ben gelmeseydim başkasına satarlardı. Şimdi oradan şöyle bir form veriyorlar bize. Bu formu dolduruyoruz. Global Blue tarafından verilmiş onlara. Aldığımız ürün 1479 euro ve şurada yazıyor bizim ne kadar geriye alacağımızı. %15'miş burada geriye alabileceğimiz. 221 euro olarak biz geriye vergi alacağız. Dolayısıyla o zaman bana kaç paraya geliyor? 1250 euroya net olarak bana mal olmuş oluyor. Evet arkadaşlar size Helsinki'de iPhone nasıl alırsınız? Tax Free nasıl alınır? Onu göstermeye çalıştık. Tax Free'nin diğer aşamalarını da eklemeye çalışacağım. Şimdi biz Global Blue'ya gidip durumu soracağız. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Hadi Aykut gidelim Global Blue'ya. Evet, Helsinki'de Stockman diye bir alışveriş merkezi var. 8. katına çıkıyoruz. Orada tax free, yani yaptığımız alışverişin ne kadarsa %15'e tekabül ediyor. Ürüne göre değişiyordu ama biz telefon aldık, %15'e tekabül ediyor. Onu buradan geriye alabiliyoruz. Gelince önce şuradan bir sıra almanız gerekiyor. Daha sonra şuralardan sıranız gelince talep ediyorsunuz. Aykut Bey, aldın ama havaalanına kadar açamadık bir türlü tax free'den dolayı. Evet. Aç bakalım şu. Global Blue'yu bir açalım bakalım. Global Blue. Kalkış için hazır. Yolcuların
Şu adaptörün birini alayım şuraya. Telefonumuz. Aç bakalım telefonu. Grip grip çıkar şimdi kameranın önündeyken aç. Kanı da olsun. Bunları yırtıyorsun şuradan. Sıfır yani. Bizde şey yok. Ne Michael? Evet. Bildiğin çekiyor geliyor. Eskisi gibi şey değil yani. Bunu da böyle güzel mi yap. Açacağız acaba? Aha. Böyle mi? Tam tersi. Böyle mi? Aha. Evet. Evet, telefonumuz burada. Tersini çevir, aç bir de bak camına falan. Sağlam mı? Kutuda başka tamam. Ne var? Evet. Kutuda kablosu çıkıyor zaten hepsinde. Evet, 13'lerde de Type-C'ymiş, evet. Type-C. Şunda ne var? Ivır zıvır kullanma talimatları herhalde. Type-C şarj kablosu, adaptör çıkmıyor içinden. Evet. Ayrıca kulaklık da çıkmıyor. Kulaklık da çıkmıyor. Bir kablo veriyorlar. Aa. Bir sürü ıvır zıvır onun içinde. Dağıttık. Şöyle bir camına baksana. Ver onu bana. Ha. Sen onları boş ver de camına bir bak. Bir saniye şunlar. Onları atsan da olur ya. Hiçbir işe yaramıyor onlar. Evet. Evet. Camında herhangi bir kırıklık görünmüyor. Evet. Doğru. Güzel. Hayırlı olsun Aykut Bey. Sapa sağlam evet, telefonu evet. Aldın. Bir tek kayıt işlemi kaldı. Neyse artık. Kaç yıl aradan sonra tekrar iPhone'lu oldun? Kaç yıl? 4. 4 yıl sonradan tekrar iPhone'lu oldun. Evet, iPhone Pro Max'imizi Helsinki'den aldık ama tabii ki çıkıncaya kadar, gümrükten çıkıncaya kadar açmamamız gerektiği için açmadık. Ta nereye kadar? Antalya'ya kadar. Antalya Havaalanı'ndan şu anda eve gidiyoruz. Transfer aracındayız ve burada açıyoruz sizin önünüzde. Şuraya koyayım bunu. Şöyle hemen yeni sıfır açıyoruz. Açıyoruz, heyecanlıyız. Bir de görebilsem. Heh. Evet, sıfır açıyoruz Pro Max'imizi. Pro Max'imizi açıyoruz. Evet, işte Pro Max'imiz mor rengi. Arkadaşımız aldı mor rengini. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Güle güle kullan diyoruz. Evet, bütün iPhone'larda olduğu gibi şöyle içinde bunların her dilde hazırlanmış kullanma kılavuzları küçük küçük. Bir tane şarj kablosu, bir ucu Lightning, bir ucu Type-C. Ayrıyeten iPhone'umuzu da şöyle açalım. Evet, sonra kapatalım arkadaşımızla teslim edelim. Evet, ekran sağlam, bir sorun yok. Şöyle tam ayarlayalım ki. Evet, mor rengi de güzelmiş gerçekten. Böyle sırıtan bir mor renk değilmiş. Evet, gerçekten güzelmiş. Evet, iPhone Pro Max'imizi açtık. Teşekkür ederiz Aykut Bey. Evet arkadaşlar, şimdi kameramanlığımı oğlum Ali Sadi yapacak. Evet, şimdi beni göster oğlum. Evet, Finlandiya'dan aldık iPhone'u. Ama tabii ki çıkışa kadar iyice sarıyorlar. Global Blue bantıyla bantlıyorlar. Çıkışa kadar kesinlikle açamıyorsun.
kastıma yani gümrüğe uğrayıp mühürletiyorsun evrakları. Çıkışa kadar kesinlikle açmak yasak. Bir risk almak istemedik. O yüzden yolda da fırsat bulup açamadım. Çok yoğun geçti. Bütün uçaklara son anda yetiştik. Şimdi eve kadar açma fırsatı bunu bulamadık. Yolda arkadaşlarınkini açmıştık arabada. Şimdi ben de kendi iPhone'umu açıyorum sizin önünüzde. Bir tane de adaptör aldım. Çünkü evdeki diğer adaptörler, ben şimdiye kadar Android telefonlar kullanıyordum. Kesinlikle iPhone'a uymuyor. O yüzden çünkü yanında verdikleri kablo bir ucu Lightning, bir ucu Type-C. Şimdi açmaya başlayalım. Evet, şimdi gösteriyor musun iyice? Şuradan artık eskiden olduğu gibi jelatin falan olmuyor iPhone'larda. Şurada hemen bir tane şöyle yırtılacak yer oluyor. Bant değil. Şöyle bunu alıyoruz. Burada da bu oluyor. Bunu da alıyoruz. Jelatin olmadan iPhone çıkıyor. Evet. Şimdi iPhone'umuz bu. iPhone'un yanında şöyle kullanma kılavuzları oluyor içinden. Şöyle. Bir de iğnesi var tabii ki. Şöyle. Bir tane sticker var. Şuralara falan yapıştırmak için herhalde. Şöyle farklı dillerde iPhone'un kullanma kılavuzu. Bir de iğnesi. Bunları koyalım yerine. Şöyle. Bir tane de kablo çıkıyor içinden. Bir ucu Lightning, bir ucu Type-C. Bir sonraki telefonların iki ucu da Type-C olacakmış sanırım. Type-C tabii ki Lightning'e göre çok daha hızlı oluyor. Keşke bunda olsaydı ve bütün universal şarj adaptörleriyle birlikte kullanabilseydik. Bende olmadığı için bir 25 euro verip ayrıyeten bir tane adaptör aldım orada. Başka da kutuda bir şey yok. Zaten açılan bir yer yok. Altı üstü yok. Bildiğin kalıp halinde bir kutu. Şöyle açalım telefonumuzu. Evet. Telefonumuz bu. Ben özellikle kamera özelliklerini çok sevdiğim internetteki çekimlerine bakarak sevdim daha doğrusu. O yüzden bunu tercih ettim. 3 tane kamerası var. Ve özellikle video sabitlemesi çok iyi olduğu için, pürüzsüz videolar çekebildiği için tercih ettim. Şimdi açalım iPhone'u. Evet. Evet. Şimdi açılış dil seçin diyor. Bakalım Türkçe de var tabii ki. Seçiyoruz. Ülkenizi veya bölgenizi seçin diyor. Seçelim ülkemizi. Türkiye dil ayarlanıyor diyor. Hızlı başlangıç. Evet. Giriş yapmak ve ayarlamak için iPhone'unuzu veya iPad'inizi bu iPhone'a yaklaştırın diyor. El ayarla diyelim. Wi-Fi şu anda başka bir ağ seçin. Vazgeç. Evet, illa ki ağ seçin diyor. Ben şu anda devam ettiremeyeceğim çünkü ağ şifremi hatırlamıyorum. Ona bakmam lazım. iPhone'un açılışı bu kadar. Daha sonra ayrıntılı bilgi hazırlarsam sizlerle paylaşırım.
Evet, iPhone'un açılışı bu kadar. Eğer farklı bir video hazırlarsam dediğim gibi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.